bahçenin dışından da görüntü alalım arkadaşlar. Bahçenin dışında göstereyim size. Burası da dış kısmımız. Dutumuz. Çam ağacımız. Bunu köpeklerden korumak için yanına böyle destek yaptık. Burada nar ağacımız var. Narımız da büyüyor. Kaktüslerimiz burada. Bu kısma da ektik. Gördüğünüz gibi şuradakiler, yani bunların hepsi daha doğrusu aslında tek yapraktı ama büyüdüler bayağı. Bu yönüyle de iyi gidiyor. Evet Süval, ne bunlar? Burası şey. Fıstık, kıvak. Muhammed ekmiş de bizim. Artık herhalde zamanı geldi. Şu tarafı yumuşatmıştık, dur. Çıkar. Artık herhalde. Heh, inanmıyorum. Gördün mü? Şeydeydi. Az önce yumuşatmıştık. Bak bak bak, görüyor musun? Evet, yer fıstıklarımız da çıkmış. Sevgili kardeşim çok meraklı olduğu için böyle şeylere. Her bulduğunu ekiyor. Biz de şimdi onun ektiği fıstıkları yiyeceğiz. Başka yok herhalde. Kökünde nasıl oluyor bir göstersene. Ne benim kadar güzel değil mi bak. Şöyle şıngır şıngır. Bu bir tane kökten çıkmış yani Fatih. Senin aldığın çiğ fıstıklardan ekmiştik. Bir tane. Bir tane de mi çıktı? Tek bir tane de bir kök yani. Ha. Hmm. Ha, bir kök bu kadar. Her şeyi de denedik bu arada. İlginç. Şöyle. Çok güzel değil mi? Bunları güzel. Koparalım olmazsa şöyle. Hı. Olur. Çok tatlılar. Aa, nohut gibi. Değil mi? Değil mi? Bak, nohut da yaparız belki. Yavuş mu çıktı? Evet. Daha ama avcumdan daha fazla. Fatih şunları. Ben özellikle dikmiştim. Çıkmadıklarını zannediyordum. Bu bir kaya bitkisi şu. Ben bunları internetten tohumunu almıştım. Adını tam hatırlamıyorum. Latince isimleri vardı. Bunlar böyle kaya bitkileri, kaya bahçelerine falan dikilen, böyle çoğalan, yürüyen bir çeşit böyle bitki. Benim çok hoşuma gitmişti. Bunların kırmızıları oluyor, içinde çiçekleri oluyor falan. Ben çıkaramamıştım bir türlü. Şimdi görünce çok şaşırdım. Hani bu neymiş diye. Nihayet olmuş demek böyle. Yani şöyle bir avuç fıstık oldu. Bir tane de ha? Aha, bir tane de. Vay yani be. İki kök de olabilir. Bak şöyle iki kök gibi de görünüyor. Belki de iki köktü bu. Şöyle bak. Hı-hı. Evet bak, şunlar maydanozları, bak gördün mü çıkmış. Bak. Bunlar maydanoz. Ama bu çok hoş bir bitki olmuş. Hadi gel bakalım. Evet arkadaşlar. Yine neyse. Bir hafta sonu sabahı döşeme altındayız. Bahçeyi inceliyoruz. Zuhal de burada. Ben de buradayım. Karnabaharlarımız burada. Tamam hadi sökelim. Şimdi söküyoruz. Keselim de. Babam sökemedi. Evet, karnabaharı kesmeye çalışıyoruz. Buyurun. Ooo. Yapraklarını da şöyle bir arındıralım. Çok güzel ama ya. Bugünkü menünüz çıktı. Harika. Öbürünü de keseyim. Harika. Bilmem. Daha iki tane daha var. Dur.
Bir tane daha kes. He? Bilmiyorum, bir tanesini bırakalım, bir tane daha kes. Valla onu annem karar versin, ben anlamam. Şu ortadaki biraz eskiyor biraz gibi. Küçük sanki. Küçük mü? Bakayım. Küçük olan kalsın bu. Küçük değil ya. Kes onu, kes. O sanki morarıyor gibi. Evet, morarıyor mu? Evet, yine bir operasyon yapıyoruz. Evet. Bakıyoruz şöyle. Çok güzeldi ya. Vallahi güzel, evet. Hadi bir. Tıpanaklar bu arada. Sarımsaklar da büyüyor. Bu arada şurada kuzu kulağı varmış. Maydanoz varmış. Çeşitli farklı tohumlar atılmış. Çimler biraz sarardı. Aslında 3 günde bir suluyoruz. Fakat ya yetmiyor su veya bu mevsimde böyle sararması normal. Bunu bir soracağım. O konuda tam bir bilgimiz yok. Burası bahçeydi. Yani maalesef çimenler buraya kadar geldiği için burayı durduracak bir şey yapmak lazım. Baksana burada hortum var. Şöyle bir tepki falan. Altından ilerliyor şeyler. Onları almak lazım orada. Çok mu dikkat kesiyor? Yo, ben makineyle kestiğim zaman da öyle oluyor zaten. Hı? Makineyle kestiğim zaman da öyle oluyor. Buraya durduracak şeyler lazım. Çimenler çok çılgınlar. Bundan alabileceğim kadar ne olur mu? Konteynerimiz de geldi. Konteyneri görünce zaten medeniyet geldi gibi algılıyoruz. Mutluyuz. Kamera açısı biraz daha uzak gösteriyor. Aslında o kadar uzak değil, daha yakın. Geniş açı olduğu için biraz uzak gösteriyor daha. Ama burada uyanmak keyifli çünkü biraz serin. Sabah kalkıyoruz böyle, bağların bahçelerin arasında yürüyüş yapıyoruz. İnanılmaz bir terapi oluyor. Bisiklete biniyoruz. Top oynuyoruz, bahçeyle ilgileniyoruz. Ayağımız toprağa değiyor. Bunlar tabii keyifli. Kaktüsümüz de bayağı büyüdü. Tek bir yaprakla getirmiştik. Şu an bayağı büyüdüler. Hatta buradan bir parçayı da söküp tekrar dışarı ektik. Bu tırtıllarla mücadelemiz sürecek. Çünkü gerçekten çok fazla çoğalıyorlar. Ve bütün yaprakları mahvediyorlar. Bu sebeple ona ilaçlama çözümü bulacağız. Burayı da biraz ıslah ettik. Bazı zararlı otları söktük buradakileri. Şurada zararlı otlar vardı, onları çıkarttık. Bodrum papatyalarımız tırtıllardan biraz arındırıldıktan sonra daha iyi bir hale geldi. Daha canlı oldular. Yapraklarında artık öyle o kadar çok fazla tırtıl izi yok. Bu sarmaşığımız da çok kötü. Acayip yiyorlar ama bunu ilaçladık. Eskisi gibi değil, bayağı azaldı tırtıl olayı. Şurada çirkin bir görüntü var. Bu görüntü kulübe yapmadığımız için bahçedeki eşyaları maalesef yağmurdan arındırmak için buraya koyuyoruz. Bunu oduncudan aldık, döşem altındaki oduncudan. Çuvalı 40 lira. Şu da 20 lira. Bu tutuşturmak için.
odun parçaları var içinde. Diğeri de ne vardı? Meşe vardı sanırım. Bunu da çuvalını 40 liraya alıyoruz. Bunlar da bayağı büyümüş. Bayağı gelişti buradan. Bunlar bizim evin saksısından geldi, buraya dikildi. Bahçede nasıl büyüdüklerini görüyoruz. Çilekler. Bunlar çilek güneşi sevmiyormuş, bunu anladık. Gölgede bayağı bir yürüdüler, serpildiler. Seneye daha erken dikeceğiz. Şurada da biber var. Cin biberi. Bu yapraklardan sarma yapılacak. Domatesler de büyüyor. Domateslerle ilgili Leyla hocamın bir tavsiyesi var. Artık onu seneye, bunu zaten biz dikmemiştik. Kendi kendine çıkmıştı. Ama üzüm gibi her dalında domates görmek mümkün. Patlıcanlarımızı görüyoruz. Patlıcanlar. Biz bu bahçeyi yaparken bu kısmı sebze bölümü yapalım demiştik ama gördük ki burası bize yetmedi. Artık seneye yeni bir çalışmayla belki burayı biraz daha genişleteceğiz. Veya duvar diplerine tekrar devam edeceğiz. Çoğaltmamız lazım. Yetmiyor. Hobi alanımız. Buradaki mısırları söktük artık. Fasulyeler vardı, mısırlar vardı. Onları da söktük. Bu da yeni dünya. Bu da bayağı büyüdü. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.